Düşünen, sorgulayan, söyleyecek sözü olan kadınlar öne çıkmıştır Ege'de. Öyle ki tarihe baktığımızda ilk kadın hareketinin 1828 yılında İzmirli kadınların yaptığı ekmek zammını protesto yürüyüşü olduğunu görüyoruz. Daha da gerilere gidersek Midillili ünlü şair Safo tarihin ilk kadın eğitmeni kabul edilir. Strabon'a göre İzmir'i kuran Simirna adında bir Amazon kraliçesidir. Dolayısıyla kadınını tanımak için Ege kültürünü de tanımak gerekir. Hani derler ya, insan biraz da yaşadığı coğrafyaya benzer. İşte buranın insanını da yaşadığı coğrafya ve kültürle tanımlamak gerekli. İşte bu özel kültürün yetiştirdiği özel kadınlar, özellikle Cumhuriyet devrinden sonra mesleklerinde ilkleri ve önce olmayı başararak arkalarından gelen birçok kadına cesaret örneği olmuşlar. Türkiye'de kadınlar seçme ve seçilme hakkının ilk kez 1930'daki belediye seçimleri ile verilmesinin ardından 26 Ekim 1933'te köy ihtiyar heyetlerine ve muhtarlığa seçilme hakkını elde ettiler. 12 Kasım 1933 tarihinde Aydın, Çine ilçesine bağlı bugün adı Karpuzlu olarak bilinen Demircidere köyünde yapılan seçimler sonucu Gül Hanım, ülkenin İlk kadın muhtarı oldu. Muhtar olmak için okuma yazma bilmek gerekiyordu. Gül Hanım, o dönemin çok sınırlı köy imkanları içerisinde kendi başına okuma yazma öğrenmiş ender kadınlardan biriydi. Kendisiyle birlikte muhtarlığa aday olan tam 7 erkek adayı geride bırakarak seçimle gelen ilk kadın kamu yetkilisi olmayı başardı. Türk kadınına gurur veren o günlerde 11 Aralık 1933'te Ant Halkevi gazetesinde çıkan haber, Büyük İnkılab'ın ilk kadın muhtarı vazifen kutlu ve mutlu olsun manşetiyle verilmişti. Gülesin Hanım o günleri şöyle anlatıyor. Muhtarlık için aday olduğumda bana kimse karşı çıkmadı. Muhtarlığa o zamanki nahiye müdürümüzün isteğiyle girmiştim. İlk kadın muhtar seçildiğimde de herkes bana yardımcı oldu. Muhtarlığım sırasında da köydeki kız kaçırma olaylarının önlenmesinde büyük çaba harcadım. Köye yol, köprü ve köy konağı yaptırdım. Muhtar olmasının ardından kahvehanelerde kumar oynamayı yasaklayan Gül Esin Hanım, kız kaçırma olaylarını önlemiş ve nikah işlerini düzene sokarak da büyük bir başarı elde etmişti. Cumhuriyet'in ilanının 10. yılında Aydın'ın Karpuzlu kasabasında muhtarlık yapan Gülkız Übbül Atatürk tarafından da ödüllendirilmişti. Gül Hanım, Cumhuriyet devrimlerine sıkı sıkıya bağlı, Cumhuriyet'in kadına verdiği yeni konumu büyük bir özgüvenle yerine getiren biri olarak toplum tarafından saygın bir kadın olmuş ve kadınlarımıza öncülük etmiştir. İşte İzmir'de doğan Benal Nevzat, İzmirli gazeteci şair Tevfik Nevzat Bey'in kızıdır. 1921'de Paris Sorbonne Üniversitesi felsefe bölümünü bitiren Benal Nevzat, Cumhuriyet Halk Fırkası Vilayet Heyeti üyeliği yapmış, Fransızca ve Rumca bilen bir İzmirli kadındı. Arıman, İzmir'de Halk Partisi'nde görev almış, kadınların partilere giremediği o yıllarda Latin alfabesinin öğrenilmesi ve yaygınlaşabilmesi için çaba harcıyordu. Daha sonra milletvekili seçilen Arıman,
belediye ve parti üyeliğinden sonra bir kadın olarak konumundan ötürü hiçbir rahatsızlık yaşamamış olduğunu dile getirir. 5 Aralık 1934'te parlamentonun kapısı kadınlara açıldı. Kadınların ilk kez oy kullandığı Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. dönem seçimleri 8 Şubat 1935'te yapıldı ve 17 kadın milletvekili ilk kez meclise girdi. Ara seçimlerde bu sayı 18'e ulaştı. 1930 belediye seçimlerinde ilk kez seçilme hakkını kullanan Benel Nevzat Arıman, 8 Şubat 1935'te yapılan genel seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren ilk kadın milletvekillerimizden olmuştur. Bu meclis salonunda yemin ederek göreve başlayan Benel Nevzat Arıman, sonraki 5 dönem milletvekili seçilerek Türk kadınını, Ege kadınını en güzel şekilde temsil etmiş. İzmir'de 1923 tarihinde doğan Şerife Feriha Sanerk, 1945 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesine giren ilk kız öğrenci oldu. 4 yıl boyunca okulun tek kız öğrencisi olan Sanerk, 1951'de kaymakamlık kursuna girip kazandı, ancak kadın olduğu için ataması yapılmadı. İçişleri Bakanlığı'nın başka bir birimine, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine komiser muavini olarak atandı. Emniyet müdürü olmak için polis enstitüsünde açılan uzmanlık kursuna devam etti, kursta atıcılıkta en iyi dereceyi alıp, emniyetin açtığı ilk dedektiflik kursunu birincilikle bitirdi. Ancak yine kadın olduğu için emniyet müdürü olamayacağı bildirildi. Hukuki mücadele başlatan Şerife Feriha Sanerk, bu mücadeleyi kazanarak aynı yıl Türkiye'nin ilk kadın emniyet müdürü oldu ve kendisinden sonra bu mesleğe girecek tüm kadınların önünü açtı. İş hayatında kadınların erkeklere göre daha fazla zorluk çektiklerini anlatan Sanerk, özverili olmak, kadınım diye işini ihmal etmemek lazım. İki kızım da kızamıkken onları bırakıp işe gittiğimi biliyorum diyordu. Başkomiser Adnan Sanerk'le evli olan ve 1974 yılında emekli olan Sanerk, Antalya'ya yerleşti ve burada vefat etti. İzmir doğumlu Mazlume Yüce, henüz okul yıllarında üstün hitabet gücü, saygılı, dürüst tavırlarıyla dikkat çeken ve bu özellikleriyle geleceğin hukukçusu olma yolunda ilerleyen genç bir kızdı. Ankara Hukuk Fakültesini bitirdiğinde Afet İnan Hanım'la bir toplantıda tanışmış, dostlukları uzun yıllar devam etmişti. Tek parti döneminde bir seçim günü Afet Hanım'a Cumhuriyet Türkiye'sinde bu uygulamanın demokrasiye tam zıt bir yöntem olduğunu söylemesi üzerine Afet Hanım bu sözleri Atatürk'e iletmiş ve ertesi gün köşke çağrılmıştı. Söylediklerini dikkatle dinleyen Atatürk yanındaki iki bakana "Hanım kızımızdan öğreneceğimiz çok şey var." demişti. Fakülte döneminde tanıştığı İskender Bey ile stajını yaparken evlenmişlerdi. 1945'te Ankara Valisi Nevzat Tandoğan döneminde vilayet müşaviri olduktan sonra Vilayet Kadınlar Birliği'ni kurmuştu. O yıllara kadar halkın kendi arasında kutladığı Anneler Günü'nü resmileştiren Kadınlar Birliği'nin başında yine o vardı. Ve 1954'te ise Anadolu'nun ilk kadın noteri olarak İzmir Fuarı'nda kendisine madalya verildi. Toplumun saygı duyduğu öncü kadınlarımızdan olan Mazlume Yüce, oğlu Uğur, kızı Nilgün ve eşiyle uzun yıllar Bayraklı'da yaşadı. Sabiha Gökçen tarafından yetiştirilen 4 kadın pilot arasında olan Yıldız Eruçman, Eylül 1935'te Türkiye'nin ilk kadın paraşütçüsü olmuştur. İzmir Cuma Ovalı Yıldız Eruçman, henüz bir ortaokul öğrencisiyken uçaklara çok meraklıydı. Yabancı bir dergide uçuş kıyafetli bir kadın pilot görmüş, içinde havacı olma isteği uyanmıştı. 1935 Ağustos'unda Ankara'da Türk Hava Kurumu'na bağlı olarak Türk Kuşu adında bir havacılık okulu açıldığını öğrendiğinde uçma hevesi bir kez daha alevlenmişti. Hemen Ankara'ya giderek başvuruda bulundu. O sıralarda
Sabiha Gökçen ile 7 erkek arkadaşı eğitim amacıyla Rusya'ya gittiklerinden okulun tek kız öğrencisi Yıldız olmuştu. 1935 Eylül'ünün rüzgarsız bir günü Türk kuşunun Ergazi alanında paraşütle atlama gösterileri yapılıyordu. Yıldız'ı Sovyet yapısı 2 kişilik R-5 bombardıman uçağına bindirdiler. Uçak havalandı. Bir süre sonra uygun bir yere gelince hız kesti. Akabinde de genç kız kendini boşluğa bıraktı. Çok geçmeden paraşüt açıldı. Yıldız ağır ağır inmeye başladı. Yere indiği zaman Türkiye'nin ilk paraşütçüsü Abdurrahman koşup yanına gitti. Heyecanla onu kollarının arasına alarak kutladı. Sen ne talihli bir insansın. Türkiye'nin paraşütle atlayan ilk kızı sen oldun, dedi. ...1926'da İzmir'de dünyaya gelen Dilhan Eryurt, 1959'da Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın bursuyla 2 yıllığına Kanada'ya gitti. Ardından ABD'ye giderek Indiana Üniversitesi'nde ve NASA'ya bağlı Goddard Uzay Araştırma Enstitüsü'nde görev aldı. Bu dönemde Goddard Uzay Araştırma Enstitüsü'nde çalışan tek kadın astronomdu. Dilhan Eryurt'un Goddard Enstitüsü'nde yaptığı çalışmalar, Güneş hakkında o zamana kadar yanlış bilinen bazı gerçekleri ortaya çıkardı. Çalışmaları o dönemde yeni başlayan uzay uçuşlarının gidişatını etkileyecek kadar önemliydi. Ay'a ilk iniş için yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle 1969'da Apollo Başarı Ödülü ile ödüllendirildi. NASA'da görev alan ilk Türk bilim kadını olan Eryurt, ODTÜ'de astrofizik anabilim dalını kurdu. 1977'de TÜBİTAK Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülü ile ödüllendirildi, 1993'te ise emekliye ayrıldı. İlk kadın ortodontist olmak, yani bir meslekte ilk olmak Türkiye'de, hele ki o yıllarda. İşte zor muydu? Ne? Tabii, kadın olarak tabii ne zorluklar tabii yaşadınız? Zor. Ben diş hekimliğinden 1941'de mezun olduktan sonra İstanbul Diş Hekimliği Okulu'nda ortodonti çalıştım ama ortodontist yoktu. Profesör o zaman biliyorsunuz 1933'te Atatürk bütün Almanları çağırdı. Hitler çıkardı, o aldı. Ve bu Almanlardan en iyilerinden, dünya çapından bir profesör de bizim okula, İstanbul'a geldi. Ve 1945'e kadar orada çalıştım. Ondan sonra İzmir'e geldim. 45'te annem hastalandı. Kantroviç'e gittim dedi. Profesör Kantroviç, ben gitmem lazım. Gitme dedi. Burada Beyoğlu'nda açtı bayinehaneyi. Ben haftada bir gün sana gelirim dedi ki çok şeydir yani, böyle gururlu bir insan gitmez bir yerlere. Ben dedim artık olacak gibi değil, gideceğim. Peki dedi. Ben dedim tabelaya ne yazdırayım dedim. O zaman uzmanlık falan yok. Dedi ki hiçbir şey yazdırma dedi. Diş hekimi falan diye koyma dedi. Yalnız Ayşe Mayda koy. Profesör dedim, Ayşe Mayda kim, ne bilecek herkes. Sen dedi o kadar meşhur olacaksın ki dedi. O ismini dedi duyan senin kim olduğunu, ne yaptığını bilecekler dedi. Ben muayenehaneye geldim, çalışıyorum, NATO'dan geliyorlar çocuklar filan. O zaman tabii uzmanlık yok ama ben yine ortodonti çalışıyorum. Geldi çocuk, dedim ki çocuğum sen benim adresimi nereden bildin? Beni dedi Amerika'daki diş hekim yolladı sana. Dedim nereden biliyor benim Amerika'daki diş hekimi benim adresimi? Dedi orada fihrist var dedi, dünya ortodontistleri diye dedi. Açtı dedi. Türkiye'yi, İzmir'de Ayşe Mayda var dedi. Sizin isminizi orada dedi. Doktorum benim gördü ve bana sizin adresinizi verdi. Öyle geldi bile. Ha dedim, demek ki ben ortodontistim. Çünkü dünya fihrisine ismimi koymuşlar. Şey, fakat tabii buraya geldim. Kimse ortodonti bilmiyor. Sonra dedim ki gazeteye yazayım. Gazetede şeydir yani, yazılmaz ben şunu yapıyorum, ben bunu yapıyorum diye. Bunu nasıl öğreteceğim? Parantez içine diyelim, ortodontist, eğri dişleri düzeltir diye yazdım. Ondan sonra herkes başladılar gelmeye. Kadın olarak ilk yaptığınız daha birçok şey var. Dernekler kurdunuz, ilk pantolon giyenlerden, ilk araba kullananlar. Biraz onları anlatır şimdi, mısınız? Efendim biz
İstanbul'dayken iki arkadaştık. Mehibe Ata diye bir arkadaşım, bir ben. Kantorovuş dedi ki, hadi dağa çıkalım dedi, kayak yapalım. O kayak şampiyonu. Nasıl çıkacağız? Bursa'ya kadar gittik. Bursa'da ama ilk defa Mayer vardı İstanbul'da. Mayer'e gittik, pantolon istedik. Mayer dedi ki, ben dedi, hiç kadınlara pantolon yapmadım, nasıl yapılır? Dedim, erkeklere aldığınız gibi ölçüsünü al, tamam, fermuarını önden değil yandan yapacaksın. Kadar. O kadar, başka bir şey yapmayacaksın. Üniversite tahsilimi yurt dışında yaptım, doktoramı Almanya'da yaptım. Hep ama üniversiteye girip kariyer yapmak üzere. Fakat o arada eşim, diplomat Reha Etaman'la tanıştım. Maalesef benim o kariyer şeyim suya düştü, planım. Onunla evlendim ve ben de onunla birlikte diplomasi yaşamına girdim. Yurt dışından döndüğümüzde üniversiteye girmiştim. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyordum. O zaman Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'dı ve Mesut Yılmaz Anavatan Partisi'nin kabinesini henüz kuruyordu. Böyle bir karar almışlar. Türkiye'nin ilk kadın valisini biz ilk icraatımız olarak gerçekleştirelim diye. Ve beni uygun görmüşler. Bana böyle bir teklif geldi. İlk anda sevinmekten ziyade bir kuşku içerisine girdim. Acaba ben bu görevi layıkıyla yerine getirebilir miyim diye. Bir düşünme ihtiyacı hissettim. Çünkü başarısız olursam o yol belki ondan sonra tüm kadınlara kapanacaktı. Onu istemiyordum. Yani bu yol açılırsa kadınlar için ilelebet açık olsun ve Türkiye'de kadınlar da erkekler de bu demokrasi ortamında bu görevi de paylaşsınlar. Bundan böyle tüm vilayetlerimizde hanımlar eşit şartlarla görev başına gelebilsinler biliyorum. Ben ilkim ama tek olmayayım. Bütün arzum bu. Sayın Bakan'ın bazı kuşkularını görev başında gidereceğim. Valilik döneminizde bir kadın vali olarak neler yaşadınız? Sizi kabul edenler, reddedenler, şaşıranlar oldu mu? Çok şaşıranlar oldu. Eleştirenler oldu. Yani hadi bakalım bir kadını da görelim. Ne diyeceğini bilemeyenler oldu. Ne diyelim? Vali hanım mı diyelim? Valiye hanım mı diyelim? Valiçe hanım mı diyelim? Yani sayın valim halbuki ortak bir kavram. Herkese söyleniyor. İşte bana düşen bu ortak kavramı kadın içinde söyletebilmekti. İlk başta bocalayanların hepsi sonradan çok şükür bunu kabullendiler. Yani bir kadından da vali olur dedirttim. Bunu da gururla söylüyorum. Nitekim arkamdan da yani geç de olsa, yavaş yavaş da olsa kadın valiler geldiler. Tabii erkekler arasında hiç kadından emir almaya alışık olmayan bürokratlar da vardı. Azınlıktaydı. Mesela köylüler gelirler, bir erkek valiyle konuşurken herhalde çok daha farklı konuşuyorlardı. Bana bir gün bir köyden vatandaşımız geldi. Hiç köyüne asfalt girmemiş henüz. Geldi ve dedi ki, ben dedi şu ömrümde dedi, bir gün dedi toz gelmeden dedi bir yoldan dedi köyüme gitmek istiyorum dedi. Sen kadınsın, beni anlarsın dedi. Ve bu ilk değildi, tek de değildi biliyor musunuz? Böyle gelip mesela çok kirli suyunu, içme suyunu şişeye doldurup getiren, koyan, sen kadınsın anlarsın diyen nice vatandaşım oldu benim. Böyle örnekler çoktur ve çok güzel bir çalışma azmi verdi bana. Kadınlar için her zaman kolay değil siyaset sahnesinde yer almak. Siz bir kadın olarak nasıl başardınız bütün bunları? Tabii insanları aslında kadın erkek diye ayırmamak lazım. Başarılı yahut başarısız diye ayırmak lazım. Ben de küçük yaştan itibaren hep lider pozisyonundaydım. Demek ki yapımda öyle bir şey varmış. İdarecilik vasfı varmış. Allah nasip etti. İşte bazı görevlere geldik.
Tabii en önemsediğim makam benim belediye başkanlığı makamı. Çünkü belediye başkanlığına bir kadın olduğum için değil, 6 aday arasından ön seçimle seçilerek geldim. Onun için Işılay Saygın oldum bence. 1974 yılında karıdan kızdan başkan mı olur denilen bir ortamda 6 tane aday çıktı. Hepsi 46'dan beri demokrat. Benim doğum 47'li. Hiç beni kimse adam yerine koymuyor. O ortamda 600 delege bana oyunu verdi. Ondan sonra da halk sahip çıktı. Bu tabii çok büyük bir olay, takdir edersiniz. O nedenle en çok övündüğüm konu o. Bakanlık o kadar önemli değil bence. Çünkü İzmir'deki gücümü bildikleri için beni bakan olarak atadılar. Ama benim belediye başkanlığımdaki başarım olmasaydı beni o zaman bakan da atamazlardı. 5 dönem seçildim. Bakanken bile bir kişinin telefonuna dönmemezlik etmedim. Devlet bakanı olduğunuz dönemde de özellikle kadınlarla ilgili, tabii, kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesiyle ilgili çok çalışma yaptınız, tabii, ki bizim toplumumuzda buna ihtiyaç, tabii, var. Her ne kadar haklısınız kadın erkek ayırmasak, tabii, da kadını güçlendirmek ekli. Biraz bunlardan bahsedersiniz. Tabii ki hemcinslerim mağdur olduğu için, evet, gayet tabii ki onlarla ilgili çalışmalar yaptık. 100'e yakın kadın derneğiyle çalıştım. Doğu'ya giderken mesela, Doğu'da daha çok ihtiyaç olduğu için, Doğu'ya her gidişimde ben birkaç dernek üyesini götürürdüm ki yalnız Türkiye, Ankara, İstanbul, İzmir'den ibaret değil, burada da bizim hemcinslerimiz yaşıyor diye. Hazırlamış olduğumuz yasayı adamın karısı değil mi döver de söver de laflarıyla karşılaştık. O zaman çıkaramadık. Daha sonra ana sol hükümeti zamanında 55. hükümette çıkarmayı başardık. Ve buraya mesela bu yasayı anlatmak üzere şeye gittiğimizde, Doğu'ya gittik mesela, Diyarbakır'a gittik. 900 bin kişilik salonda bir hanımefendi kalktı, dedi ki Sayın Bakanım böyle yasa mı olur dedi. Kocam değil mi dedi. Sever de döver de dedi. Çünkü orada annesinden devamlı babası dayak atmış. O da onu görmüş. O kültürle diyor ki ha babası dövmezse sevmiyor demek ki. Bakar mısınız? Genelde erkek çocuk doğduğu zaman herkesin mutluluktan gözleri bir parlıyor. Kız olunca da bir burun kıvrılıyor. Yani doğuda da öyle, batıda da öyle. Bende de öyleymiş. Rahmetli babam anneme demiş ki kız doğurursan gelme eve. O zaman doğuda hizmet ediyor. Gelme demiş. Yani annem de gitmemiş. 3-4 ay sonra işte gelmiş. Sonra ben de babamı çok sevmişim. Yani kızlar babalarını çok seviyor ama genelde kız çocuğu olduğu zaman herkes bir burukluk şey diyor. Neden? Soyadı takip edilmiyor diye. Kız babamın soyadıyla birlikte eşimin soyadını kullanmak istiyorum dediği zaman kullanabilme imkanı verdik. Medeni Kanun'un 153. maddesi değiştirilerek. Bu çok büyük bir ses getirdi. Ve hem kız babaları, erkek çocuğu olmayan babalar mutlu oldu. Hem de kadının kimliğinin kaybolmaması açısından çok büyük bir hizmet olduğuna inanıyorum. Çünkü herkes çok takdir etti. Üniversite yıllarının son döneminde çalışmaya karar verdim. Rahmetli babam da izin vermedi çalışmama. Hani çalışmazsan gerek yok, ihtiyacı mı var çalışmaya diye. Ben ama ısrarla, çok ısrar edince o vazgeçti ısrarından. İlk Raks Dış Ticaret'te başladım çalışmaya. Sonra mezun olduktan sonra da Yaşar Holding bünyesindeki Orta Doğu Duyo kompleksinde bir tekstil boyaları şirketine girdim. Genel müdür asistanı olarak başladım. 3 yıl içinde orada bir şef oldum ve her sene %100 maaşıma zam yapıldı. Asgari ücretle başlamıştım ilk. Hep gençlere o yüzden diyorum, hani asgari ücreti küçümsemeyin. Hani önemli olan gerçekten tecrübesi olduğunuz dönemlerde iş hayatındaki tecrübe kadar önemli bir şey yok diyorum. Çocuklar şimdi hemen bir an önce terfi etmek istiyorlar. Turya o dönemde İzmir'deydi. Turya'da genel müdür asistanı olarak bir teklif aldım. Sonra genel müdürümüzden izin alıp master sınavlarına girdim. Maliye bölümünü kazandım. Ama yine de böyle işte bir tatminsizlik vardı. Sonra genel müdürümle de konuşup aşağıdan da bana bir iş teklifi geldi satın alma bölümünden. Aşağı satın alma bölümüne geçtim o işimi bırakıp. Ve 9 tane masa vardı orada, sorumluluklar. Bana böyle en uyduruk işlerin satın alması olan o bölümde başladım göreve. Yanlış hatırlamıyorsam 3 yıl sonra satın alma bölümünün müdürü oldum. O 9 masayı da bana bağladılar. Ama hiçbir işi yapmaktan yüksünmedim, hep onu diyorum yani. Çalışma hayatında hani çay servisi de yaptım,
Fotokopimi de kendim çektim. Türkenker ile Turyağ'ın bir birleşmesi söz konusu olunca bana İstanbul'a gelmeyi teklif ettiler. Orada da hem Türkenker'in hem Turyağ'ın satın almasını bana verdiler. Ve o dönemde babam da rahatsızdı. Öyle bir an geldi ki art dedim ben bu işi yapmak istemiyorum. Sonra işten ayrılmaya karar verdim ve İzmir'e döndüm. Asistan arkadaşlarımdan biriyle ortak şirket kurduk. Tabii 2-3 yıl aldı şu işlerin oturması. Şimdi Malezya'da rafineleri olan bir şirketin Türkiye ortağıyız. Turyağ'da çalışırken de meslek komitesi üyesiydim. Turyağ temsilen borsada gelip gidiyordum. Sonra yine 95 yılında meclise ve yönetim kuruluna girdim Turyağ'da çalışırken. Sonra kendi işimi kurduktan sonra kendi şirketim adına devam ettim. Hep yönetim kurulundaydım. Sonra yönetim kurulu başkan vekili oldum. Ama hep dediğim gibi iş hayatında da olduğu gibi hepsi böyle aşamalı. Yani tepeden hiçbir işe gelmedim. Evet, hepsi çalışarak. Çalışarak, basamakları yavaş yavaş çıkarak. Başkan vekili oldum. Başkan vekiliyken vadeli işlem ve opsiyon borsasının yönetim kurulu başkanı oldum aynı anda. Sonraki seçimlerde 2009'da yönetim kurulu başkanı oldum. Bu ikinci dönemim. İlk yönetim kurulu üyesiyim kadın. İlk meclis üyesiyim kadın ve ilk yönetim kurulu başkanıyım. Bizim borsamızda biliyorsunuz 1891'de kurulmuş Türkiye'nin ilk borsası. Kadın olma nedeniyle hiçbir zorlukla karşılaşmadım. Hani normal bir erkeğin karşılaşabileceği zorlukları gördüm tabii ki. Tabii bunda çok iyi bir yönetim kurulu üyemiz, çok iyi bir meclis ekibimizin iyi olması, çalışma arkadaşlarımın çok iyi olmasının çok rolü var. Herkes olduğu gibi, kendisi gibi çok huzurlu, mutlu bir ortamımız var. Ama tabii böyle şaşkınlıklar oluyor. Zaman zaman mesela bir yere gidiyoruz hep beraber. Beni asistan zannedenler oluyor. Hani kadın olduğum için hani erkekler yanında hani bana yüz vermiş mi erkeklere bakıyorlar, aranıyorlar falan. O tip şeyler oluyor ama yani çok da fazla değil bu açıkçası. Aha başkan siz misiniz falan şaşıranlar oluyor. Özellikle Odalar Birliği'nin toplantılarında. Bizim İzmir Ticaret Borsası bütün nostalji özelliklerinde taşıyarak, tüm geleneksel yönümüzü taşıyarak yeniliklere ayak uyduran bir borsa. Bunu yani benim başkan olmamda da aynı şekilde yaşadık. Bambaşka bir ortam ve ben de burada bunun bir parçası olduğum için ve katkım olabildiği için çok mutluyum. İlk seçildim 2009 sonunda, işte bir yıl kadar sonra bir meme kanseri tanısı konuldu. O dönemde de inanılmaz arkadaşlarım yani tedavimde de hem tedavi hem ruhsal tedavi diyeceğim. Hala devam eden bir süreç çünkü ruhsal tedavi. İnanılmaz destekleri oldu. Gerçekten hani çalışmaya devam ettim. Bir hafta tedavi oldum, bir hafta evde oldum. Üç haftada bir tedavi olduğu için ya borsaya geldim, işe gittim. Arkadaşlarım hiç yalnız bırakmadılar. İyi ki dedim bana geldi bu hastalık. Çünkü hani daha tanınırlı olduğu için bu pozisyonların hiç olmazsa daha sesimi duyurabildim bu hastalığa yakalanan hanımlara. Ben hep eskiden beri çocuklarla ilgili yani annesi babası olmayan çocuklarla ilgili bir şey yapmak istiyordum. Bu hastalık olunca acaba dedim sonuçta hani benim de o dönemde oğlum 10 yaşındaydı. 10-11 yaşındaydı. Hemen insanın aklına çocuğum küçük diye geliyor. Hani bir şey olursa çocuğun geliyor. Dedim anne de aynı şey. Onun için anneler için bir şey yapalım. Sonra oturduk çalışma arkadaşlarımla sağ olsunlar. Annem kanseri yendi diye dijital mamografi aracı aldık. Odalar Birliği yarısını sponsor oldu. Yarısını da ben oldum şahsen. Ve böyle bir annem kanseri yendi diye bir aracımız var ve bunu Sağlık Bakanlığı'na hibe ettik. Hepsinin bir nedeni var ve yerini buldu diye düşünüyorum. Okulu bitirdiğim sene Ankara Yüksek Kız Teknik Meslek Öğretmen Okulu'ndan moda tasarım hocası olarak mezun olduğum sene Türkiye'de modanın mesleği yoktu. İlk yetişenler bizdik. Gaziantep'e tayin oldum fakat nişanlıydım, eşim göndermedi. İzmir'de istersen yaptır ama dışarıya göndermem seni dedi. Ayrıca o zamanın başbakanı Şükrü Saracoğlu okula geldi. En demiş kabiliyeti talibe kim? Zuhal demişler. Üçüncü sırada oturuyor. Geldi benim sınıfıma. Paris'e gitmek ister misin dedi. Ay idealim benim dedim. Hazırlan dedi. Diplomanı al. Bana gel dedi. Bütün hocalar, talebeler et. Zuhal bu ne büyük şans diye. Burs veriyor adam resmen. Ama maalesef nişanlım ona da göndermedi. Ve ben İzmir'e geldim. Evlendim. Ev kadını oldum.
günde 40 dolma, 40 karnıyarık yapmaya başladım bu şekilde. Bir gün ansızın öğretmenliği özledim. Talebi okulumu özledim. Okula gittim Göztepe Kız Enstitüsü'ne. Yukarıya çıkıyorum. Bir talebeler, bir sınıf çok gürültülü. Sordum, nedir kızım burası dedim. Burası resim atölyesi efendim dedi. Neden dedim bu kadar? Yok mu hocanız? Efendim 3 aydır hocamız yok dediler. Ay bir kafamda bir şey çaktı. Nerede müdürünüz sizin dedim. Atladım gittim müdüre götürürler. Kapıyı çalmadan girdim. Müdür hanım ben bu sene mezun oldum ve resim hocasıyım. Boşum, çalışmıyorum ama sizin sınıfı gördüm, üzüldüm dedim. Hocaları gelmiyormuş. Ne olur müsaade edin, ben gönüllü olarak bu çocuklara hocalık yapayım. Hocaları gelinceye kadar dedim. O kadar memnun oldu ki telefona sarıldı, Milli Eğitim Bakanlığı'nı aradı. İnanın bir haftada benim asaletten tayinim geldi. Amerika'ya gidişiniz, Amerika'ya da gittiğinizde yine evlisiniz, zaten, çocuklarınız var. Zaten ben mektepten mezun olduktan sonra bütün arzum dışarıya gitmek, Avrupa olsun, Amerika olsun bir yere gidip desenimin değerini ölçmekti, ihtisaslaşmaktı. Ama imkan olmadı. Evlendim, çocuklarım oldu, 3 çocuğum oldu ve hocalık yaptım, çalışmaya atıldım ama her zaman bu imkanı aradım. En son buldum imkanımı. Kız kardeşim Nihal Amerika'da yaşıyordu, orada evlenmişti. Bana davetiye gönderdi. Hayır diyemedi artık Mehmet. Kızım o sene ilk mektebi bitirmişti, beraber gittik. Ben kızımı aldım, ortaokula yazdırdık. Ben de gittim akademiye yazıldım. Fakat akademi 5 sene. Ben 2 ay izin aldım işimden. Fakat benim diplomamı görünce 3 senelik Ankara diplomamı 2 seneye indi. O 5 senelik tahsil, 2 sene bitireceğim. Ben bu imkanı bırakır mıyım? İmkanı var mı? Telefon ettim eşime. Mehmetciğim dedim, ben senden 2 ay izin aldım ama 2 sene sonra geleceğim dedim. Sen dedi yuvanın yıkılmasını mı istiyorsun dedi. Hayır Mehmet dedim, yuvamın selameti için, çocuklarımın istikbali için, bizim daha mutlu olmamız için bunu istiyorum dedim. Beni en iyi sen anlarsın dedim. Kimse anlamaz, sen anlarsın. Benim resim hocamdı zaten, beraber çalışırdık. Ve istersen dedim çocukları al gel, istersen bekle ama bütün bunları yapmazsan ben ayrılmayı bile göze alıyorum dedim. O zaman anladı ki gelmeyeceğim hiçbir şekilde, zorla peki dedi. Peki dedi ama o kadar isabetli oldu ki ben Amerika'da çalıştığım, okuduğum müddetçe bir saniyem boş geçmedi. Bir aylık çalışmamdan sonra röportajımı yaptılar benim. Zuhal'in İngilizcesi atlıyor fakat ultramodern art tekniği akmadan, aksamadan akıyor. Zuhal gibi çiz, hayatta lisanı ihtiyacın olmaz. O bazen bir Parisli, bazen bir Cenubi Amerikalı çizgileriyle aslen de Türk. Avrupa Festivaller Birliği tabii festival düzenleyen bizlerin her zaman üyesi olmak için çabaladığımız bir kurumdu. Burada sanıyorum İzmir Uluslararası İzmir Festivali'nin gerçekten önemli bir festival olduğunu Avrupa Festivaller Birliği yöneticilerine belirtebildi, anlatabildi. Ve bunun sonunda da birkaç yıldır böyle bir yönetim kurulunda yer almak için bir teklif geldi bize. Diğer festivallerin de destekleriyle böyle bir üyeliğe layık görüldük. Sizin başka bir ilkiniz daha var hayatınızda. Bir koreolojist olarak bir Türk eserini Uluslararası Koreoloji Kütüphanesi'ne kayıt ettirdiniz. Koreolog olmaya nasıl karar verdiniz? Güzel sanatlara ve özellikle bale ve dansa çok ilgim vardı küçük yaşlardan beri. Ve bu ilgim ve o zaman söylenene göre kabiliyetim sanatsever olan amcam Nejat Eczacıbaşı'nın da dikkatini çekiyordu. Benim de isteğimle, araştırmamla daha bilimsel, dansın daha bilimsel bir yönünü ele almamın doğru olacağını düşündüğüm için Londra'da kalacağı koreolojiye gitmeme karar verildi. Eğitimim bittikten sonra da Devlet Opera ve Balesi'ne İstanbul'a geldim. Koreolojist olarak görevli oldum ve orada sahnelenen Sait Sökmen'in Güngör Dilmen'in eseri Kurban'dan sahneye uyarladığı Kurban adlı eseri ben iş dans notasyonuyla belgeledim. Bu eser Londra'daki Koreoloji Kütüphanesi'ndeki
ilk Türk eseridir. İzmir Barosu'nun kuruluş yılı olarak biz 1908'i kabul ediyoruz. Ben 2010'da başkan oldum. 102 yıllık baroda ilk kadın baro başkanı olarak tanıtıldım. Ve bizim sayımız kadın avukatlarla erkek avukatlar sayısının eşitlendiği dönemdeydi bu. Bu bir geç kalmadır ki İstanbul Barosu'nda hiç olmadı şimdiye kadar. Ankara Barosu'nda benden sonra seçildi. Neden kadınlarımız temsilde bu kadar zor oluyor? Bir tarafta toplumun algısı, bir tarafta kadınların da algısı önemli bu noktada. Kadınların o kadar çok sorumlulukları var ki hayata ilişkin. Hem ofislerini yönetmek zorundalar, çalışmak zorundalar, paralarını kazanmak zorundalar. Evleri, çocukları, biz kadınlar bir işe başladığımız zaman bütün sorumluluk bize ait zannediyoruz. Böyle bir duygu içindeyiz ve en mükemmeli yapmalıyız diye düşünüyoruz. Toplumda da sanki bu işler hep erkeklerin işi diye düşünülüyor. Arkasında bir kadın var, onu destekliyor. Evde sorun yok, ofiste sorun yok. Erkek gider o yerlerde temsil görevlerinde yer alır. Ama bu toplum içinde bir eksiklik, toplumların gelişmesi adına da eksiklik. Kadınların ve erkeklerin farklı algılama biçimleri var, farklı düşünme biçimleri var. Biz erkeklerle kadınlar bir bütünüz. Tek tek yarımız ve farklılıklarımızla o bütünlüğü tamamlıyoruz. Dolayısıyla bizim bir kanunu yorumlama tarzımız, bizim olayların çözümüne hukukçu olarak yaklaşımımız farklı argümanlarla oluyor. Binlerce yıllık kadınların yokluğu bir yasa çıkartılarak hemen gitmiyor. Bunun için süreçler gerekiyor. Bunun için öncü kadınların çalışması gerekiyor. Onlara destek vermek gerekiyor. Bu işleri, temsil işlerini kadınlar çok daha iyi yapıyor. Hep aile reisi erkektir diye büyüdük biz de. Kanunumuzda da öyle yazıyordu. Reislik ve erkeklik yan yana gelen iki kavram. O algıda büyüyen, o algıda şekillenen toplumların reislik kavramı, başkanlık kavramı, erk kavramı hemen değişmiyor. Sanki başkanlık, reislik hep erkeklere ait işlermiş gibi görüyoruz biz. Kadınların varlığı toplumun da demokratikleşmesini sağlayacak. Bunun için kadınların iktidarı paylaşmalarına, temsil organlarında, karar organlarında olmalarına ihtiyaç var. Evet, bir de ben... '57 yılında hukuk fakültesinden mezun oldum. Ve Danıştay'da açılan imtihana girdim. Kazandım. Danıştay'da iptal dairesi olarak bilinen 6. dairede göreve başladım. 13 yıl kadar üye, 4 yıl kadar da başkanlık yaptıktan sonra birinci başkanlığa aday oldum. Seçim bir hayli sürdü. Nihayet 83. oylamada Danıştay Başkanı seçildim. Gecemi gündüzüme kattım. Her aşamada ben üye oldum, önüme hazır gelecek dosyalar demedim. Hiçbir şeyden çekinmeden, belki sırasında evimi ihmal ettim, işimi ihmal etmedim. Tabii aile yapısı çok önemli. Çünkü yeni evliydim, çocuklarım oldu. Bütün bu süreç içinde onların büyümesi, okul dönemleri. Eşim çok anlayışlıydı. Hiçbir zaman bana zorluk çıkartmadı. Çocuklarım da öyle davrandılar. Ve ben başkan seçildiğim gün, çocuklarım Danıştay'a geldiler akşamüstü beni almak için. Anne, seninle gurur duyuyorum dedi oğlu. Bakın hala gözlerim yaşarıyor. Çocuğum, siz benimle değil, ben sizinle gurur duymalıyım dedim. Milletvekili olmaya giden süreç nasıl gelişti? Köyde doğdum ben. Kulanık Enger Köyü'nde doğdum ve yaşamımız kendi
yaşamımızı kazanabilme koşullarına göreydi. Biz geçinebilmemiz ve yaşayabilmemiz için çalışmamız gerekliydi. Tarlada çalışmamız gerekliydi. Ailemle, annemle babamla hep beraber yoksul bir aileyiz aslında. Kendi arazilerimiz de çok fazla yoktu. Bir sonraki sene geçimi sağlamak, çocuklarını okutabilmek için tarla kiralarlar, meyve bahçesi kiralarlar ve onunla tütün tarlası kiralardık. Ve onun geliriyle de bir sonraki sene geçimimizi sağlardık. Ben üniversiteyi bitirinceye kadarki sürede de yaz tatillerimde çalıştım. 2004 yılında Cumhuriyet Halk Parti'den belediye meclis üyesi olarak aktif siyasete başladım. Ailemde aktif siyaset yapan kimse yoktu. Okur yazar olan, yani ilkokul 3. sınıfa kadar okuyabilmiş olan bir babanın ama okuma yazması hiç olmayan bir annenin kızıyım. Annem sadece ismini yazabilirdi ve ondan da büyük mutluluk duyardı. Ben eğer bugün milletvekili olabildiysem, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara vermiş olduğu haktan ve özgürlükten yararlanarak bugünlere geldim. Ve siyasete başlarken de düşüncem buydu. Ben bu ülkede okuyabilmişim. Bu ülkede üniversiteyi bitirmiş, serbest bir meslek sahibi olmuş ve serbest bir ofiste kendi başına iş yapabilmiş bir kadın olabilmişsem, bunu Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyum. Bu vatana borçluyum. Cumhuriyetin değerlerine borçluyum. Borcumu ödemem gereklidir diye siyasete girmeye karar verdim. Milletvekili olduktan sonraki süreçte her fırsatta, gittiğim her yerde kadının istihdamı ve sosyal yaşantıda yer alması gerektiğini söz ettim. Manisa'nın ilk kadın milletvekili olarak, ön seçime girmiş bir kadın olarak, erkek arkadaşlarla eşit koşullarda yarışmış bir kadın olarak ilk kadın şoförün de milletvekiliyim. Bir öncü kadın olmuşsunuz. Ne tavsiye edersiniz genç kızlarımıza? Ben öncü olabilirim evet, ama onları şimdi daha çok önleri açık. Daha yani kolaylıkla bu işi yapabilirler. Ha, bu en mühimi eğitim. O eğitimi çok şey yapıyorum, tavsiye ediyorum. Eğitim şart. Ben mesela elimden geldiği kadar okullara yardım ediyorum. Burs vermeye çalışıyorum çocuklara. Onlara da, gençlere tavsiye, eğitime çok dikkat etsinler. Hepsi eğitimli olsun. Öncelikle özgüven diyorum. Yani özgüven olmadan hiçbir yere varmak mümkün değil. Ama bu nasıl edinilecek? Bunu aileler çocuklarına vermek durumunda. Bir de insan kendisini her konuda çok iyi yetiştirmek durumunda. Bütün okul hayatım boyunca hep en iyi olmaya çalıştım. Hiçbir zaman ben artık yeter öğrendim burada kalsın demedim. Kızlar da kendilerine güvensinler diyorum ama kendilerini çok iyi yetiştirsinler. Yılmamak lazım. Sabırlı olmak lazım ki kadınlar bu konuda çok başarılılar. Sabırlı olmak, mücadeleden vazgeçmemek. Kaybetmeyi öğrenmek lazım. Kaybetmedikçe seçilmek mümkün değil. Kaybedeye de kazanmayı öğreneceğiz bir kere. Sonuna kadar da uğraşmak lazım. Aday olurum, seçilirim. Seçilemezsem biter mantığından kadınlar vazgeçmeli. Kadınlar başarır. Bana arkadaşlarım şanssızsın derlerdi. Evet, şanslıydım. Şanslıydım ama şansımı hiçbir zaman oturarak beklemedim. Daima yola çıktım çünkü şans yoldan geçiyor. Daha cesur hareket edecekler ve erkeklere nispeten daha çok çalışacaklar. Disiplini elden bırakmayacaklar. Kadınların daha duyarlı hareket etmesi gerektiğine inanıyorum. Biz erkeklere göre o kadar iyi örgütlenmediğimizi düşünüyorum. Sırf kadınlara değil, bu şimdiki tavsiyem kadınlara, erkeklere. Mutlu olacakları işleri yapmaya çalışsınlar. Gerçekten mutsuz ol, sevmediğiniz zaman işinizi başarısız oluyorsunuz. Benim için de geçerli. Çok önemli. Eğer mutsuzlarsa İşlerini değiştirsinler. Cesaret çok önemli. Risk alabilmeli ve karar vermek çok önemli iş hayatında. Hem kadınlar hem erkek, gençlere söylüyorum. Ama gençler şimdi hemen girer girmez müdür oldum, genel müdür oldum, şirketin sahibi oldum, iş kurdum. Gerçekten önce mutlaka çalışmaları lazım. Erkek ve kadın arasında bir eşitlik olduğunu düşünüyorum.
Ve biz hep piramidin tepesine odaklanıyoruz. Neden daha bakanımız yok? Neden daha milletvekilimiz yok? Ama bence biz piramidin altına odaklanmalıyız. Okuma yazma bilmeyen oranı o kadar yüksek ki ülkemizde. Biz bu piramidin altındaki kadınların eğitimini, yetişmesini sağlamazsak zaten hiç kimse üste çıkan sadece bir makyaj olarak kalır. Özellikle eğitim çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önce kendinize güveneceksiniz. Benim başarımda özgüvenin çok önemli yeri olduğunu söyleyebilirim. Yersiz bir güven değildi, boş bir güven değildi. Donanımlı bir güven lazım. Eğitim çok önemli. Ve kendini iyi yetiştirmeli. Hedef koyacaksınız. O hedefe ulaşmak için çaba sarf edeceksiniz. Emek vereceksiniz. Kadın erkek diye asla ayırmıyorum. İnsan var benim için. Tabii ki belli şartlarda kadınlar farklı bir yere konulabiliyor, onu da görüyorum. Ama o ayrımı siz kendiniz hissetmezseniz karşınızdaki de size belki o ayrımı getirmiyor diye düşünüyorum. Ege'li kadınların doğasından gelen işte o Amazon kadınının savaşçı ve önüne gelen engelleri aşmak için var gücüyle uğraştığı bir şeyden geliyoruz, nesilden geliyoruz. Belki ona da bağlayabiliriz, değil mi? Kadınların gayretini ve başarısını.